Devam edelim. Türkiye'nin gündeminde özellikle son günlerde bu SPK başlığı var biliyorsunuz. Taşkesenlioğlu kardeşler. İşte Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum milletvekili. Onun abisi, SPK eski başkanı. Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski rektör eşi Ünsal Banlı gözaltına alındı. İçeride kendisi. Bir dilekçeyle boşanma konusu gündeme gelmişti ki oradaki paralar, oradaki ilişki, çıkarlar, şunlar bunlar derken Türkiye'nin gündemi oraya bir kayıp şekillenmişti. Cumhurbaşkanı danışmanları dahil olmak üzere bu konunun içerisinde rüşvet, yolsuzluk, nüfus kullanımı her bir başlık vardı. Suç duyurusunda bulundu muhalefet, ne oldu? Erzurum'da bu konuyla ilgili benzer şekilde suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gitti İyi Parti il başkanı Erzurum'da. Savcı bulamadılar. Şimdi mesela muhalefet milletvekilleri diyor ki kişisel olarak da bireysel olarak da suç duyurularında bulunacağız. Bakalım ne olacak, ne yapılacak diye soruluyor. Şimdi Turhan Çömez eski AKP milletvekili, hatta Sayın Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye ya da İstanbul Belediyesi'nde başkanlık yaparken doktoru, çok şeyde bildiği ifade edilir Turhan Çömez'in. Şimdi Turhan Çömez Taşkesenlioğlu'yla ilgili olarak, Zehra Taşkesenlioğlu ve ailesiyle ilgili olarak bir iddia gündeme getirdi. Ünsal Ban'ın Bolu'da satın aldıkları arazileri Erzurum'dan getirdikleri bir çobanın üzerine geçirdiklerini iddia ediyor. Yani Ünsal Ban Bolu'da bir arazi alıyor. Erzurum'dan bir çoban bulunuyor ve onun üzerine geçiriliyor o araziler. Ama iddia bununla kalmıyor. Şöyle devam ediyor. Çoban trafik kazasında ölünce miras sahiplerine yüklendiler Taşkesenlioğlu ve çevresi. Bir bakalım Turhan Çömez'in iddialarına. Ünsal Ban Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni zarara uğrattı. Peki ne yaptı daha sonra? Gitti Mengen'de bugünkü değeri 200 milyon lirayı aşan muhteşem araziler aldı. İçerisine oteller koydu, restoranlar koydu, alışveriş merkezleri koydu. Peki daha da ne yaptı? Bunları aman anlaşılmasın diye götürdü, şoförünün üstüne yaptı. Şoförü kim? Karısı olan milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun mecliste danışmanlığını yapan bir isim. Biraz daha öte gideyim. Erzurum, adresini de veriyorum. Eğer beni Zehra Taşkesenlioğlu dinliyorsa katılsın yayına. Konuşmaya hazırım kendisiyle. Tekman, adresini de veriyorum. Tekman ilçesi. Buradan çok sayıda at, eşek, bir sürü hayvan getirdi bu çiftliğe. Getirirken buradan çobanlar da getirdi Erzurum'dan. Bu bahsettiğim Mengen'deki çiftliğe. Sonra bu çobanların üzerine bir sürü araziler yaptılar. Bu çobanlardan bir tanesi maalesef bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu sefer miraslarının kaldığı insanların üstüne çullandılar bu arazileri geri almak için. Korkunç bir tablo bu. Görüyor musunuz Semra Hanım? Türkiye buna nasıl tahammül edecek bu yapıya? Biz bunların üstüne gitmeyecek miyiz? Biz bunların hesabını sormayacak mıyız? Hadi daha da ileriye gideyim. Ankara'da Blue Line diye bir otel. Birkaç ay önce el değiştirdi bu otel. Başka bir isimden alındı. Hadi kimin üstüne yapıldı? Ünsal Ban'ın çocuklarının üstüne mi? Soru soruyorum. Savcılar araştırın. Parasını kim verdi bu otelin? 100 milyon liradan fazla. Şu anda tamirat ve tadilat yapılıyor bu otel. Ankara'da, Çankaya'da, adresini de veriyorum. Fotoğraflarını, belgelerini de vermeye hazırım. Yazık değil mi? Bu paralar nereden geliyor? Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne 300 milyon lira zarara uğratmış. Muğla'da, Marmaris'te Ünsal Ban'ın çocukları üzerine kaç milyonluk arazi alındı? Bu arazilerin bir kısmı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ünsal Ban'ın boşanmış olduğu eski eşinin üzerine nasıl yapıldı? Ki bu eski eşi de FETÖ'den görevinden el çektirilmiş bir hanımefendi. Bunların hesabını biz sormayacak mıyız?